Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimizin mevzusu dünya. Tam bizlik. Tam bizlik, evet. Dünya hakkında külliyatta geçen kelimeleri aldım. Yani dünya bir konu olarak değil, dünyanın her çeşit manası ifade edilsin. Dünya hakkında ne demiş külliyat? Bir yapmıştım. Şu anda külliyatı araştırmaya devam ediyorum. Kaç tane buldum? 204 madde yazdım. Eyvallah, teşekkür ederim. 204 madde. Bir ders yaptık, 80 maddesini okudum. 80 maddesini okudum. Bugün 81'den başlayacağım. Yani külliyata geçen göreceksiniz. Cümle, cümle. Hep ayrı ayrı cümleler. İsterseniz şöyle yapardım ama uzun olur diye. Mesela 81'den başlamış, 203. O arada bir sayı söylerseniz, efendim, onu okurum, o da olur. İster misiniz öyle bir şey? Yani bana ne çıktı dünyanın? He? Sonra devam edersen, bir dahakine de bitirmiş olsun, dinleyenler istifade eder. Tamam o zaman, devam edeyim diyorsunuz. Başlamadan önce size söylememe biraz ihtiyaç hissettim. İki şey var, mevzu var. Sorulduğu için ciddi bir yerden şunu sordular. Bugün hizmetle alakalı bir kadro toplanmış. Ahize açık. Soru sordular. Demek Allah razı olsun. İtimat ediyorlar demek ki Risale-i Nur'da noktayı nazarımızı. Diyor ki, ubudiyet ile ibadet arasında ne fark vardır? Ubudiyet ile ibadet arasında ne fark vardır? Diye telefonda konferans sistemiyle açtılar. Şeyler arası, X şehirden aradılar. Size de faydası olur diye 5-6 maddesini ben size 3 madde farkı göstereceğim. İbadette, ubudiyet arasındaki farkı. Sonra muvazeneye ait bir ölçü. İçtimai hayata, siyasi hareketlere, gelişen olaylara bir ölçü. Risale-i Nur'dan bir ölçü getireceğim. Ondan sonra dünyamıza devam edeceğiz. Ubudiyet dünya ve ahirete camidir. İbadet ise Allah'ın emrettiği şeylerdir. Farz kıldığı şeylerdir ibadet. Bu çok önemli bir şey, çok güzel bir şey. Ölünce ibadet bitiyor. Ölünce ibadetin hükmü bitiyor. Ubudiyet ise ahirette de devam ediyor. Ubudiyet demek Allah'ın sana karşı icraatını, muamelesine kanaat etmek, memnun olmak, rızadade olmak, Allah ile yetinmek, Allah'a kanaat etmek. Mesela ahirette sana tecelli edecek makam, mertebe, memnun olmak, rızadade olmak. Dünyada da Allah'a kanaat etmek. Adnan, çok tuhaf cümle değil mi? İnsan Allah'yası geliyor. Allah'a kanaat etmek. Allah ile kanaat etmek. Başka bir şey arama. Allah'a mı kanaat etmek, Allah ile mi kanaat etmek? Allah ile kanaat etmek. Allah'a da kanaat etmek. Benim Allah'ım bana yeter. Her şey o merkezde bakmak. Yani diğerlerini bırakmak manası değil. O merkezde bakmak. İkinci bir fark. Mesnevi Nuriye 171, 172'den söylüyor.
ubudiyet, şey, ubudiyet, aç, fakr, noksanını idrak etmek. Yerinden okuyayım. Ubudiyet, emri ilahi ve rıza ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi, emri ilahi ve neticesi rıza-i haktır. Semeratı ve fevaid-i uhreviyedir. Başka? Ubudiyetin esası olan aç, fakr, kusur ve noksanını bilmek ve niyaz ile dergâh-i uliyete karşı secde etmeye bedel bir naz diye devam ediyor. Demek ki aç, fakr, kusurunu bilmek. Yani bunu enfusi, bunu fiilen göstermek ibadet. Başka bir şey anlatayım. Çok sorumuza cevap sağlayacak bu söyledim. İçki içmek haramdır. Günah yazılır. İçmemek farzdır. Ama içmiyorsun diye sebabı yoktur. Yani içmemenin fiili yoktur. İçki içmemek ibadet değildir. İçki içmemek ubudiyettir. Allah'ın emrine kanaat etmek, memnun olmak, boyun eğmek, yani kabullenmek. Ubudiyet olduğu için her an içmeyen, haram olduğu için içmeyen her an ubudiyettedir ve farz sebebini alıyor. İçki içmek haramsa, ben matematiği çok seviyorum, tek yönlü değil. Ben Adem Aleyhisselam'a iman etmesem ne olurum? Kafir olurum. Peki iman edince ne olurum? En az onun zıttı kadar karım olması lazım. Artı 2'yi yok eden eksi 2'dir. Ben Adem Aleyhisselam'a iman etmesem, kafir oluyorsam, iman etmeyle onun tüm ameline ortak oluyor. İçki içmek haramdır. Eylem. İçmemek eylem değildir. İbadet değildir tabii. İçmemek ibadet değildir. İçmemek ubudiyettir. Kabullenmektir. Onu rızadade olmaktır. Tamam mı? Boyun eğmektir, kabullenmektir. Onun için içmemenin sebebi akciğerin bozulmuş, miden bozuluğu dokunuyor diye içmiyorsan değil. Sen zaten içmiyordun. İçmemenin sebebi haramsa her an farzdasın. Her an içmeme ubudiyetindesin. Her an. Tamam. Ubudiyetle ibadet. Onun için İbadet, ölünce ibadet biter. Ölünce ubudiyet bitmez. Kulsun. Yani ahirette sana tecelli edecek, kaşirde, kabirde, sıratta, cennette, makam, meratib, rıza. Orada da eamenna, eyvallah. Rızadade olmak, memnun olmak, kanaat etmek, Allah ile iftihar etmek. Böyle ben sahibim var. Gurur duymak. Arabayla, malın mülkünle hep gurur duyuyordu. Allah ile gurur duymak. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şeref? Attım şimdi gönüllerinize. Hadi bakalım. Allah ile gurur duymak. Allah'ı, Allah'ımla gurur duyuyorum. Allah ile gurur duyuyorum demeyin. Allah demeyin. Allah'ım mensubiyet getirir. Allah'ım benim Allah'ım. Kalem. Kimindir o kalem? Kalemim. Verin kalemimi. Sahiplenmek. Geniş daireye bir ölçü. Herkes bir şey der. Risale-i Nur'daki ölçü nedir? Ona ait bir ölçü. Sonra dünyaya geçeceğim. Büyük büyük, koca koca adamlar hata yapmalarının sebebi, sözleri iyi biliyorlar, Miraç Risalesini iyi biliyorlar, Tevhid dersini çok iyi biliyorlar, Haşr dersini iyi yaparlar, laikaları bilmiyorlar. Tamam mı? Münker menkiri bilmiyorlar. Men Rabbuke. Kabirde ne yapacağım ben bunu? Burada soruyor Allah sana. Sana Allah hastalık, musibet, dert, sıkıntı veriyor. Ha onu ubudiyet mesela.
Namaz kılmak ibadettir. Onu da ekleyeyim. Ama hastalık bir ibadet değildir. Ama Risale'de menfi ibadet. Nedir o? O hastalığın icraatını, Allah'ın sana karşı o muamelesinden memnun olmak, isyan etmemek. Ubudiyet. Şimdi gelelim şeye. Men Rabbuke. Men mübtedadır. Rabbuke onun haberidir. Ben ne yapacağım kabirde bunu? Tamam, burada. Ne yapacağım derken iş işten geçiyor zaten. Allah'ın sana hastalığı, telefonu kapatın. Allah'ın sana hastalık, sihat, servet, fakirlik vesaire, sana yapılan her şey sana soru sormaktır. Bunu kimden biliyorsun? Esbabı mı hakim yapıyorsun? Yoksa Rabbini mi? Men Rabbuke. Allah'ım sensin müessiri hakiki. Senden geldi. Diyorsan işte men mübtedadır. Rabbuke onun haberidir. Böyle oluyor. Yani cevabın bu. Yani ne cevap vereceksin kabirde, ne cevap veriyorsan şimdi. Sana yapılan muamelelere ne cevap veriyorsan o cevabındır. Ne yapacaksın orada? Ne yapıyorsan dünyada onu yapacaksın. Armut çekirdeğinde şeftali neticesini bekleme. Burada çekirdektir. Ha? Başka bir şey bekleme. Ölçüsüzlük kadar Allah'ın bir insana vereceği bela yoktur. Onun için layıkalı çoğun. Şimdi 15. sözde Kur'an hakkında bir şeytanla münazarası var değil mi? Hatırladınız mı? Kur'an'a geniş daireye bakma yelpaze olsun. Kur'an eksenli, Risale-i Nur noktayı nazarıyla kainata bakma adına koyayım. Orada korkunç bir ölçü koyuyor bize. Diyor ki şeytan, sen diyor Kur'an'a çok ulvi zannediyorsun, şey yapıyorsun. Allah noktasında koyuyorsun. Kur'an'a üç nokta nazar getiriyor. Bir, Allah kelamı diye bak. Beşer kelamı diye bak. Ondan sonra ikisinin ortası diye bak. Şeytan diyor ki, ya sen diyor bu kadar diyor şeyi ilk önce Allah'a bağladın, ondan sonra veri topluyorsun. Bir de beşer kelamı olarak bak bakalım o veriler olacak mı? Ustad da diyor ki, Allah nazarıyla olmazsa hangi nazar olursa olsun bunun dışındadır. İstersen ortadan, istersen beşer kelamı, hangi noktadan bakarsan bak, bu olmazsa bunun dışında her şey aynıdır. İster ortadan bak, ister beşer noktasına bak. Bundan bakmadığın için. Ha? O zaman içtimai hayatta iman küfür ayrılmış kardeş. Bilmiyorum kimsenin yoktur. İman küfür nettir. Küfür bir ümmettir. Yani bir dereceleriyle beraber, farklılıklarıyla beraber kafirdir. Hakkın karşısındadır. Artık o kadar tebayün etmiş, o kadar net olmuş ki her şey, iman ve iman ehli. İman ehlinin eylemi, zındık ve zındığın eylemi bellidir. O zaman şöyle yapacağız bu ölçüye göre. Şeytan diyor ki, bir Allah kelamı olarak bakma, beşer kelamı olarak bak. Ustad hayır diyor, ispat ediyor. Sonra şeytan tornistan ediyor. Poyraz'dan Lodos'a dönüyor. Tamam diyor, mantığa bak şimdi. Şeytan ya sıradan bir adam değil ki. Bu gerizekalı değil ki. Zekidir ama akılsızdır. Tamam diyor, Allah canibinden bakma. Ben ilk okuduğum zaman aklım gitti, ulan ne çok doğru söyledi ya. Diyorum, sonra baktım, vay ne tuzak. Allah kelamı diye bakma. Tamam, insaflı olalım. Beşer kelamı da bakma, ortadan bak diyor. Ay melun diyor, Allah kelamı olarak bakılmayan her noktadan küfür noktasıdır. Biz ilk önce bununla bakacağız. Delilimizi bu şey yapacağız. Bulduğumuz delilleri senin gücün varsa tek tek çürüt. Onda beraberiz diyor. Ben bu ölçüyü buraya bağladım. Bundan sonra delil topluyorum. Yani ustad şöyle gidiyor, dikkat edin. Delillerle neticeye gitmiyor. Neticeye ipini bağlamış, ona delil arıyor. Dağcı bile, o var ya böyle dağ çeme atarlar. Dağ çıkarken ipi çeviriyor. Bir atıyor onu, dağa takıyor, sonra çıkıyor. İlk önce ipi Hakk'a atacaksın, sonra delil topla.
Hak ve batıl tebayün etti. Size bir şey söyleyeyim. Mehdi çıktığı zaman diyor, ilk muhalefet edecek ulema olacak diyor. 70 bin ulemanın kafasını kesecek Mehdi diyor. İlle bu kafayı değil. Toplumda anlaşılacak, manen kafası kesilecek bunun. Maddeten de belki olacak inşallah. Belki bilmiyorum. Ama Mehdi'ye ilk önce muhalefet ulema yapacak diyor. Hoca yapacak. Hadis. Tövbe estağfurullah, Allah Resul demediğini diyen cehennemde yerini hazırlasın. Gidin ansiklopediye, yeni ansiklopedi Rüştabi'ni hazırladığına bakın. Mehdi maddesine bakın. Sebebi belki art niyetli değil ama ölçüyü güya insaf ediyor. Allah Cenabından bakma, beşer kelamdan bakma, ortadan bak. Allah Cenabından bakılmayan her nokta küfür noktasıdır. İpini ilk önce Hakk'a atacaksın. Küfür böyle yapıyor. Küfür ortadan bakmıyor ki. Noktayı tayin edeceksin, delili sonra arayacaksın. Delilin çürütebiliyorsa çürütsünler. Delillerle neticeye gitmeyeceksiniz. Neticemiz belli. Mesela köydeki avam, ninemiz ahireti ispat edemez ama inanır. Gördünüz mü? Delille ahirete gitmemiştir. Öyle değil mi? Babaannelerimiz ahirete inanmıyor mu? Allah'a inanıyor mu? İnanıyor. Delili mi var? Yok. İnanıyor. Sonra delilleri sen ben söylemişizdir. Çocuğa öyle demedik mi bebekken? Allah var dedik. Ya elmadaki renk kör birisi yapamaz. Dolayısıyla elmadaki rengi yapan gören birisidir diye mi söyledin çocuğa? Allah var dedin. İlk önce bağladın. Sonra delilleri peyderpey çıkıyor. İlk önce illet, sonra hikmet. Ama bazı cerbezeli, bilerek olan zalimler de var. Cerbezeli olanlar ilk önce hikmeti öne çıkarırlar, sonra illeti çıkarırlar. Ustad başka bir ölçü getiriyor. Namazda, seferde namaz kastedilir. Orada diyor, meşakkat değildir diyor. İlleti Allah demiştir. Seferde mesafedir. Ama uçakla gidersen arabayla gider. Onu demiyor. Yani meşakkat çekerseniz, kastedersiniz, çekmezseniz namazı tam kılarsınız demiyor. Mesafe ölçüdür. Yani hikmetini sor. İlk önce illet. Allah dedi mi kardeşim? Dedi. Ha, şimdi iman küfür belli mi? Belli. Bu insaf, insaf deyip ortadan bakmak insafsızlıktır. Çünkü küfür senin düşmanın öyle bakmıyor. Ahmaklıktır. İlk önce hedefini tayin edeceksin. İlleti budur. İman ve iman ehli. Sonra delil arayacaksın. 15. söz ve namazdaki kas meselesi ve layıkalar bunu gösteriyor. Evet, dünya 81. İstikamet çok önemli. Çok önemli. Hazreti Ali mi daha alimdi? Hazreti Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh. Hazreti Ali. Hazreti Ömer mi daha adaletliydi? Hazreti Ebu Bekir Sıdık mı? Hazreti Osman mı daha rıfk, şefkat, yumuşaklık mı? Hazreti Ebu Osman değil. Peki Ebu Bekir ne başta? Sadakat. Dendi, o mu dedi diyor. Ya Ebu Bekir, sen bilirsin Mescid-i Aksa'ya ne zaman gibi? Bir ay gidilir, bir ay gelirsin. Tabi diyor, akıllı adamın diyeceği budur diyor. Ondan sonra bir insan diyor bir anda gittim geldim dese olur mu ya dedi. Peki senin arkadaşın öyle diyor. Kim diyor diyor. Muhammed böyle diyor. O mu dedi diyor. O doğru söyledi o zaman diyor. O söylediyse doğrudur. Sonra aradı, gitti Resulullah'a, onayladı. İlleti bu. Sonra hikmete baktı. İlk önce hikmet arayanlar illetini kaybederler. Tamam. Hangi yönden, yani pusulasını kaybedenlerin hangi yönden esen rüzgar o kaptan için hiç önemli değildir. Pusulasını kaybedenler için hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir. Nereden eserse etsin. Ölçü ölçü. Ah buna bir tabi olsak. Yanlışlık olur mu? Ustadın ne anlamıyoruz? Yanlış yollara gidiyorsun ve sevk ediyorsun insanları.
70 bin diyor. 70 mi diyor? Allah beni affetsin. Orada şüpheliyim. 70 ulema diyelim en azından ama böyle demiş. 70 Mehdi'ye muhalefet edecek ve diyor onların kafasını kesecek diyor. Mehdi'ye bakın. Allah'ın dostluğunu tayin ettiği vazifeye Allah'ı iddia edenler muhalefet edecek. Ya, niye? Ve Belham'ın Bahır'a yok muydu? Hazreti Musa'ya beddua etmeye kalkmadı mı? Dili uçkurluğuna kadar Allah uzatmadı mı? Kur'an'da geçmiyor mu? Belham bin Bahur'a. Onun bedduası ve duası kabul olmuyor muydu? Peki niye? Sadakat olmadığı için. Öyle değil mi? Sadakat. Ben anlamam kardeşim. Böyle mi demiş böyle? Ortadan bakmam kardeşim. Kur'an'a ortadan bakılmaz. Beşer canına bakılmaz. İnsaf değil, bu insafsızlıktır. Bunun dışında her şey yanlıştır. Peki sen taassup olmuyor mu? Hayır, ben buraya koydum, delillerimi aradım diyor. Ondan sonra gel diyor, karşıma çık. Benim bu delillerimi tek tek çürüt. Hadi bakalım. Çürüt diyor. Bundan sonra çürüt. Ben bir kere ipi bir bağlayayım. İki delil oynak olmayayım. Bir böyle bir böyle. Birisi bir şey diyor, bir böyle diyor. Dönüyorum. Birisi bir şey diyor, böyle dönüyorum. Ne biçim adamsın lan? Kuru bir yaprak mısın sen ya? İkide bir oynuyorsun yani, bilmem şey gibi. Ya. Ki böyle basit basit, cılız. Bakıyorsun koca adam. Kafası fındık gibi. Acayip bir şey ya. İşte bundan, bunun kafasını kesecek diyor. Çünkü niye? Mehdi, Müceddit, Risale-i Nur'a uymaya. Siyasete gitmesin kafanız. Müceddit ve Mehdilik. Buna uymayanın kafasını kesecek. Nur cemaatini nasıl yer olacak? Muayenleştirmiyorum, isimleştirmiyorum. Risale-i Nur mücedditliktir. Buna muhalefet edenin. Mehdi gelip ne yapacak Mehdi? Mehdi Ali Resul'ün talebesi olan Mehdi. Risale-i Nur hazır bir program yapacak. Risale-i Nur'u neşredecek. Risale-i Nur'u ortaya koyacak. Budur yani. Biz de diyor 172 Sike Tasdik Gaybiye ve şeyde Kastamonu'da da var. Biz de diyor kabrimizde bakıp diyor Allah'a şükredeceğiz diyor. Buna, bunu iddia edip buna uymayanlar. Bunların kafası kesilecek. 81 Dünya. Şimdiye kadar konuştuğumuz dünya, dersten sayılsın mı? 10 dakika şu anda 10 geçiyor. Kaçta bitirelim? Saat karşımda. Siz kaç? Ezanda bitirelim fikrin. Başka? Bir de şey diyeceğim. Bunun bir temelinde iki kelimeyle şey, iki cümleyle özetleyerek anlatırsan iyi olur. Neyin? Bu anlatacaklar neyin üzerine binadır? Hani bir konu dünya. Dünya. Ha dünya. Temeli nedir? Kendi. Ha şu. 45 dakika. Dünya şu. Dünya hakkında ustad ne demiş? Değişik. Dünya hakkında değişik vasıfları. Onu mu kastetti? Dünya, işte dünya süslü bir menzil. Yalnız sayfalar söylemiyorum. Mektubat 11 diye. O uzun olur. Tamam. 82. Hem hususu dünyamız, ahiret ve cenneti muvakkat bir fidanlığı. Başka? Şu dünyada ona misafir olmak. Başka? Dünya denilen diyar-ı gurbette medar-ı tesellilerim. Başka? Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp. Başka? Dünya madem fanidir. Dünyanın hikmet-i hilkatini ve tilsim-i mulakını ve muammasını açacak. Başka? Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Başka? Dünyanın 1000 sene mesudan hayatı, 1 saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının. Dünyanın lambası olan güneş birdir. Dünya öyle bir meta değil ki bir niza değsin. İşte dünya bir divanhane-i rahmandır. Divanhane-i rahman, yani padişahın önünde hani divan olurdu ya, ciddi bir karar alırken heyet. İşte Müslümanların kendi hayatlarını
enfus ve afakı icra edilme noktasındaki bütünlük cemaat, cemaat hakikatının ifadelenişi divanane-i rahmandır. Hırs-ı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler. Başka? Fakat madem dünya baki değil ve musibetlerin de bir nevi hayır vardır. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona kötü, ona küstürür, çirkin gösterir. Evet, ölümü düşünen bu dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. Hem Hazreti Yusuf'un âli sıddıkiyetini gösteriyor ve diyor, dünyanın en parlak ve en sürurlu haleti dahi ona gaflet vermiyor, onu meftun etmiyor, yine ahireti istiyor. Ehli dalalet için dünya, firaklar ve zevaller ile dolu ve ademler ile malamaldır. Bu dünya darul hikmettir, darul hizmettir, darul ücret ve mükafat değildir. Evamiri tekviniye karşı da isyan ve itaat vardır. Mucizatı ve mükafatın alebi dünyada olur. Mesela sabrı mükafatı zaferdir, ataletin mucizatı sefalettir. Sayın sevabı servettir, sebatı mükafatı galebedir. Bu dünya darul hizmet olduğundan, şu dar-ı dünya meydan imtihandır ve darul hizmettir, lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Halbuki hizmet-i Kur'aniye'de bulunana ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. Bazen dünyaya yerleşmiyorsun. Koca dünyaya yerleşmeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki bazıları dünya yutsa tok olmaz. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma. Ey dünya perest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir. O dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi de madum gayrı mevcut oldukları halde. Hakikat hayale karışır, madum bir dünyayı mevcut zannedersin. Senin de dünyan hakikatça dar, fakat senin gaflet ve vehmu hayalinde duvarları çok genişlemiş. O dar dünyada bir musibetin tahriki ile kımıldansan, o geniş dünyan kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz, senin zamanın ve ömrün berkten daha çabuk geçer, hayatın çaydan daha süratli akar. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına gir. Tevehüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire hayat, bir alemi nur bulursun. Dünya dar ve muvakkat olması, bu dünyada herkesin dünya kadar hususi ve muvakkat bir dünyası var. Ve o dünyanın direği onun hayatıdır. İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Eğer hastalık olmasa, sıhhat ve afiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur, kabri ve ölümü hatıra getirmek istemiyor. Ben ata binmiş gidiyorum ama peki açıklanmasını istediğinize bir el kaldırırsanız görürüm. Tamam. Peki. Frene basıyorum. Madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak,
O bizi dışarı kovmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. Anlaşıldı değil mi? Yani okuyacağım. İzahını bir kişi daha istese izah edeceğim. Bunda izah yok. Dünyaya niçin geldiğini öğren. Hem madem dünyanın zevk, lezzeti devam etmiyor. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sururla doludur. Allah'a iman değil, Allah'ı tanımak. Onun için hemen bir Müslümanın sorusu var. Evet, derse de geliyoruz. Allah'a iman ettik. İşte biraz önce ubudiyetle ibadet arasındaki fark gibi. Allah'ı tanıyanı. Tanımak, Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas. Eyleme dönüşmemiş bilgi beladır. Onun adı ilim denmez. İlim onu tard eder. Bilgi, eyleme dönüşmemiş eşeğin üstündeki yüktür. Kur'an'ın tabiriyle. Kitap taşıyor. Eyleme dönüşmeyen her bir bilgi başa beladır. Unutmayın, belayı ve sıkıntıyı def eden bir alet olan akıl, aynı zamanda belayı başımıza toplayan bir alettir. Beceriksiz bir köpek, affedersiniz, beceriksiz bir köpek sürüye kurt getirir. Yönetilemeyen, kontrol altına alınamayan akıl başa beladır, dünyanı cehennem yapar. Hem dünya meydanındaki imtihanda, hem zindani dünyadan bostanı cinana bir davettir. Bu dünyada nasıl bazı şeyleri biz görmüyoruz, kör olan müminler de görmüyorlar. Orada. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden, bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirip öyle kabul eder. Yani bu dünyada Allah dualarımıza cevap vermiyor değil. Cevap veriyor. Dua etmek almanın adıdır. Arınmaktır, sıyrılmaktır, boşalmaktır. Dua ederken alıyorsunuz. Dua almanın kendisidir. Çünkü ya Rabbi derken, çünkü o seni onaylamadıkça sen dua edemezsin. O istetmese isteyemezsin. Senin ruhun miraca gitmemiş ise bugün yatsıyı kılamazsın. O sevditmese sevemezsin. Dua etmeni onaylamatsaydı sen dua edemezdin. Onaylanmak duadan önce cevaplamaktır. Elhamdülillah. Daha çok şey var ama kopmaya çalışıyorum. Girersem duaya, dua dersin pek yapamıyorum. Evet. Dua huzuruna kabulundur. Eğer kabul onaylanmasa edemez. İstemeyi vermezdi. Aslan kardeşlerim benim, sizinle ders yapmaktan gurur duyuyor. Bazen dünyaya ait dualarımız okudum. Sizler ey yarı vücudunu, sıhhatini kaybeden kardeş, daima senin vücudunun vaziyeti dünyanın zevalini ve insanın fani olduğuna ihtar ediyor. Daha dünya seni boğamıyor, gaflet senin gözünü kapayamıyor. Sıhhat ve servet eğitici değil. Çoğu zaman terse dönüyor. Ama her müsibet, hastalık eğiticidir. Öğretiyor. Ben de ihtiyarlandım. Gündüz de ihtiyarlanmış. Sene de ihtiyarlamış. Dünya da ihtiyarlamış. Bu ihtiyarlık içinde dünyadan firak ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından. Bu dünyayı en mükemmel ve muntazam bir şehir, bir saray hükmünde halk eden bir Sani Zülcelal. Madem ahiret var ve madem bakidir ve madem dünyadan daha güzeldir, ölümden korkma. Kitap okuyamamaktan kork.
Zübeyir Gündüz Alp abi eklemiş onu. Ölümden korkma, kitap okuyamamaktan kork. Arkadaşlar, kitabın her bir kelimesi penceredir. Gece dünya, gece dünya, dünya siyah kefenini giydi. Gördüm ki esassız fani dünya, hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Arkadaşlar, Azrail'i söylemiştim. Azrail, hiçbir belirlenmiş olmayan, saydam, şeffaf bir aynadır. Ruhsal bir ayna. Orada bizim itikatlarımız ve amellerimiz yansır. İtikat ve amellerimizin bütünlüğü bizim Azrail'imizdir. Küfürün içerisinde cehennem vardır burada. İmanın içinde cennet vardır ki Allah da var. Münker menkir, Allah'ın size karşı yapılan muameleler ve senin ona karşı ubudiyet ve ibadette verdiğin cevap. Ubudiyet, içsel alemdeki onaylamak, memnun olmak, rızadade olmak, Allah ile tatmin olmak, Allah ile memnun olmak, Allah'a kanaat etmek. İbadet ise onu fiilen cevaplamak. Tamam? Dolayısıyla dünya ahiretin çekirdeğidir. Her şey burada. Ne yapacağız orada? Ne yapıyorsan. Ne diyeceğiz orada? Ne diyorsan. Gülün goncası gibi açılıp dışarıdan eklenmiyor, insanın sanatı gibi. İçeriden çıkıyor. Bu dünya çekirdeği de böyle. Hayatımız aynı öyle olacak. Böyle açılacak. Bu. Onun için hiç endişe etme. Derse geliyor musun kardeş? Her gün 5-10 dakika okuyor musun kardeşim? Ya Rabbi. Buna dayanarak söylüyorum. Namaz kılıyor musun kardeşim? Ustad 1-2 dakika diyor da ben buna kanaat edemiyorum ama ustadın içinde diyeyim. 1-2 dakika. 5-10 dakika okuyor musun kardeşim? Namazın akabindeki tesbihat yapıyor musun kardeşim? Başka külliyatta ne diyor? Risale-i talebesi olmak için başka yok değil mi? Tamam, korkma. Güvendesin. Eğer hala korkuyorsan, güvensizlik ortamı olmadığından bu korku erva-ı habesi ve şeytandandır. Çünkü güvendesin. Güvenli bir ortamdasın. Cemaatin var, namazın var. Tamam. O diman ve akıl oyunlarının aldatmacısıdır. Aldatmasıdır. O kadar da olsun ya. Cennetin karşılığında biraz korkutabilsinler yani. Sen kainatın çekirdeği değil misin? Öyle mi? Arş-ı Azam'ın da çekirdeğim, Cebrail'in de çekirdeğim, kürsün de çekirdeğim, şeytanın da çekirdeği değil miyim? Şeytan kendisi nasıl ifade edecek? Allah imanla ifade edildi. Öyle mi? Cehennem sıkıntılarla, negatifliklerle, cennet ruhsal lezzetlerle. Şeytan Allah aşkına kendisini nasıl ifade edecek? Veya şeytanın varlığını ben nasıl anlayacağım? Yap onu, çak onu, deme onu, gitme onu. Beceremedi. Günaha beceremeyene şeytan ve ervah habisi sıkıntı verir. Mutlu, müjdeler olsun size. Günaha gidenlere korku vermez. Endişe vermez ki davasını sorgulamasın. Yürüdüğü yolu sorgulamasın, devam etsin batağa. Günahtan uzak olanlara psikolojik böyle sıkıntılar olması onlara müjdeler olsun. Şeytanın son silahı bu. Çünkü sıkıntısı olan, neticesinden söylüyorum, sıkıntısı olan günaha gitmiyor. Mümin tabii. Gitmiyor. Şimdi günahın rezil, kepazeliğe girene şeytan korku vermez. Niye vermez? Bu sefer gittiği, yaptığı işleri sorgular. Doğru mu yapıyorum diye. Ama baktı ki bu günaha munağa gitmiyor. Tamam mı? Veya ruhsal alemde bir arayış içinde, bir Allah arıyor. Ooo, ciddi bir uyanma var. Hemen korku salıyor. Korkuyla meşgul olsun ki bu aradığı, ruhsal aradığı noktaya varamazsın. Çok acayip. Onun pabucunu dama atıyoruz böylelikle. Onun için sıkıntı olanlara müjdeler olsun. Çünkü senin bu sıkıntıyla seni günah itemiyor. İtemediği için sıkıntı veriyor. Son silahı da bu. Ama müsaade et de o kadar yapsın adam ya. Yani sıkıntısı olan iyi değilim. Hadi bir gayrimeşru bir içki içeyim. O Müslümanın işi değil. Ne yapıyorsun? Hemen ya bir şey okusan bana ya. Ya bir derse gitsek ya bir şey. Hemen din arayışına geçmiyor mu? Niye din arayışına geçiyor?
Karşılık vermek için. Mesela asabi insan niye yakıp yıkıyor, kırıyor? Niye biliyor musunuz? Ruh kuyuya düştüğü zaman, ruh blokaya edildiği zaman, ruh etrafında duvar örüldüğü zaman sıkılır. Öt diye onu kırıp dökmesi lazım ki o duvardan çıksın. Onun için kırıp onun için döküyor. Blokayı kırmak için. Ondan nasıl kurtulacaksın? Asabiyetini nasıl kontrol edeceksin? Bu konumuz değil ama bir tane şey ölçü söyleyeyim. Karşı odana veya mutfağa bir yere bunu yaz. Saldırıya uğradın. Birisi bir şey dedi veya bir şey yaptı sana. Hemen onun içeriğine bak. Kişiliğime ve kimliğime mi hücum edildim? Yoksa mukaddesatıma mı hücum yapılıyor? Hemen tefrik et. Mukaddesatına ise mukabele etmek haktır ve asabilik değildir. Hamiyettir. Eğer beşeriyetine ve kimliğine ve kişimliğine yapılıyorsa beşeriyettir ve nefsaniyettir. Sus. Umum hukuk, şahsi hukuk. Bak o kadar kolay. Ben odamda yapmışım. Usta da açmış olduğu için bir leva asmış. Ben de yakınımdan olanlar bilir. Odamda bu var. Gerçi bir tanesi çaldı. 7 time attı vardı böyle. O kağıdı. Böyle sinirlendiğim zaman ki insanız. Allah Resulü de burası geriliyordu damar. Bir en baştaki madde şuydu. Saldırıya uğradığım zaman maddi ve manevi. Daha çok sözel oluyor. Kimliğime ve kimşiliğime mi hücum yapılıyor? Yoksa mukaddesatıma mı yapılıyor? Hemen onu görünce telefonla konuşuyor. Karşımda oturduğum yerden hemen kafayı kaldırırım. Vallahi çok bana faydası oluyor. Faydası olduğuna delil benim de arkamda diyor ustad. Levha vardı diyor. Hatırladınız mı? Ey Said 71 seneden beri hayattan bütün işte lezzetleri almışsın vesaire var ya. Oysa ne lezzeti almışsın, lezzetini yesin. Ne lezzeti yani. Devam ediyoruz. Bu arada ben Risale-i Nur'un bir kitaplardan değil, kitaplarda, psikoloji kitaplarda bunlar geçmez kardeş. Bulamazsınız. Psikoloji yazanlar da benden şeran izin istiyorlar birkaç kişi. Malzeme kullanıyorlar. Helal olsun hakkım. Hakkım yok zaten. Ben külliyattan benim yaşadığım ve çıkarttığım şeyler bunlar. Ya net Risale'dekidir ya da oradan aldığım, Allah'ın bana nasip ettiği şeyler. Mesela biraz önce anlattıklarım psikoloji dediğimiz toplumsal isim verdim. Oysa enfusi ders. İçsel alemdeki denge unsurları. Elhamdülillah. Sizin için vermiş Allah bize. Ben çünkü Allah'ımla böyle bir anlaşmam var. Allah'ım bana ver. Kullarının ne ihtiyacı varsa ben de onlara vereceğim. Sizin şahsınızda söylüyorum. Allah'ın da şahidimiz olsun. Allah'ıma böyle demişim. Allah'ım bana ver. Ben de kullarına vereceğim. Onun için sizin malınızdır. Çünkü bazı cümleler var. Ve yazıyorum. İçimde geleni yazıyorum. Söylüyorum. Ama kime isabet eder? Bazen de diyorum. Vallahi bunun benimle alakası yok ama kimin işine yarıyorsa alsın dedi. Hatırlıyor musun? Mesela bir tane derse iniyorum. Bak derse iniyorum. Hem bir teneffüs ettireyim size. Derse iniyorum cumartesi dersini. Umumi derse. Biliyorsunuz ben çalışmadan inmem. Değil mi? Çalışmadan notlar alıp defterine inerim. Tam iniyorum. Dairemin kapısını kapatıyorum. De ki Allah Allah. Herkese geliyor da hayvana ilham gelmiyor mu? Arıya ilham ettik diyor. Vah vah rabbuke ila nahili men ittakaza. Söylüyor ya. İlham ya hayvana da geliyor. Yani ille yani sen kimsin? La kardeşim sana da geliyor da farkında değilsin. Hayvana bile geliyor da biz hayvan değiliz ki ya. Biraz insaf et ve saygılı ol. Dedi ki içimde hep ses şey de ki artık başka bir şıkkı başka bir hayat tarzını tercih edecek ne zamanın kaldı ne de psikolojin müsait. Başka bir hayat tarzını benimseyip, yani o zaman nasıldı işte böyle bu manada bir cümle, başka bir hayat tarzını tercih etmeye, yenileme, yeni bir hayat tarzını tercih etmeye ne zamanın kaldı ne de psikolojin buna müsait. İndim cemaat bu vallahi benimle herhalde alakası yok ama içimde geleni söylüyorum kimin işine yarıyorsa alsın. Hadi Bismillahirrahmanirrahim ve konumuza başladık.
Yağdı yağdı şey. O bana bakıyor, o bana bakıyor. Neler yazmışlar. Ha demek ki Allah'ım işte sizin ihtiyacınız, onu masum bir insanın ihtiyacını bizim ağzımıza koymuş. Güya biz de adamız da sevap kazandırıyor işte. O da bizim o cümleyle adam kuyudan çıkıyor. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. İlim onu tard eder diyor. İlim ismi fail gibi, yani fail bir şey. İlim onu kaldırmayı sana söyler demiyor. İlim onu kaldırır der gibi ilim onu tard eder diyor. Eylemcidir. Bilgi malumattır. İlime dönüşürse enerjidir. Ustad Latif Nükteler'de diyor. Vücudu harici ilim diyor kudrete dönüşmüş. Kudret ilme dönüşmüş. 433 sözlerde ilmin içerisinde, kelam-ı ilahinin içinde ilim, irade, kudret var diyor. Ona misal vermişti. Müzik söyleyen adam jiletleniyor. Şarkıyı dinliyor. Ah lan ah yandık diyor. Jiletleniyor. İçerisinde müzik sesi yok. Adamın kendi hissiyatı var. Kendi bildiğiniz dünyadan misal veriyorum ki ötekisi de öyle. İki. Hadi bakalım biraz daha. Sıkmıyorum değil mi sizi? Hadi bakalım. Öyle zannediyorum ben de ama. Nuru Kur'an ile gördüm ki, bildim ki demiyor. Allah Allah. Nuru Kur'an ile gördüm ki birbiri içinde üç külli dünya var. Üç tane dünya var. Hangisidir arkadaşlar? Üç tane dünya varmış birbiri içinde. Bir. Nefsin melabegâhı, nefsin arzularının olduğu. Aynı dünya ahiretin tarlasıdır. Aynı dünya Esma-i Hüsna'nın tecelligâhıdır. Tercih et. Üçünü de yaşa. Allah canibinden bakarsa üçü de senindir. Haram işleme yeter. Namaz kıldıktan sonra her mubah işlerin, haram olmayan her mubah iş ibadettir. Tuvalete bile gitmek sevaptır. Çünkü ubudiyettir, ibadet değildir. Tuvalete gitmek ubudiyettir, ibadet değildir. Bundan sonra hep artık değiştireceksiniz. Tamam mı? Allah sen tuvalete gidersen sevap yazarım demiyor. Tamam? Namaz kıldığın için her müsbet anın ibadettir. Oh! Ne güzel dünya. Sırf namaz kılınca sevabın olmuyor ha. Her an içki içmeme sebebini alıyorsunuz biliyor musunuz? Her anın saniyeler. Adam içecek haram. Ben niçin içmiyorum? Haram dediği için içmiyorum. Bir bedeli olacak. İçmenin bedeli var, içmemenin de bedeli olacak. İçmemenin bedeli böyle. Elhamdülillah bu matematiği sevdim yani. Hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var. Adeta insanlar adedince dünyalar birbiri içine girmiş. Fakat herkesin hüsnüsü dünyası direği kendi hayatıdır. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur. Benim de hususi bir dünyam var. Bu hususi dünyam bu kısacık ömrümde ne faydası var diye düşündüm. Nuru Kur'an ile gördüm ki hem benim hem herkes için şu dünya muvakkat bir ticaretgah ve her gün dolar boşalır bir misafirhane ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar ve nakkaş-ı ezelinin tecedüt eden hikmetle yazar bozar bir defteri ve her bahar bir yaldızlı mektubu ve her bir yaz bir manzum kasidesi ve o Sani Zülcelal'in cilve-i esmasını tazelendiren, gösteren ayneleri ve ahiretin fidanlık bir bahçesi ve rahmet ilahiyenin bir çiçekdanlığı ve alemi bekada gösterecek olan nevaları yetiştirmeye mahsus muvakkat bir tezgahı mahiyetinde gördüm. Bu dünyayı bu surette yaratan Halik-i Zülcelal'e 100.000 şükrettim. Ve anladım ki dünyanın ahirete ve Esma-i İlahiye bakan güzel iç yüzlerine karşı nevi insana muhabbet verilmişken o muhabbeti suistimal ederek fani, çirkin, zararlı, gafletli yüzüne karşı sarf ettiğinden hubbu dünya re'su külli hatiye hadis-i şerifinin sırrına mazar olmuştur. Yani her hataların başı dünya sevgisinden çıkıyor. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur.
benim de hususi bir dünyam var. Buna ait bir cümle söyleyeceğim. Bitmedi cümle ama bitireyim o zaman, dur. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur. Benim de hususi bir dünyam var. Bu hususi dünyam, bu kısacık ömrümle ne faydası var diye düşündüm. Nuru Kur'an ile gördüm ki. Devam ediyor. Birisi aradı meşhur. Yani bakın diyor ya büyük zatlardan. Gençliğine güvenme. Bir mikrop yok eder. Güzelliğine güvenme. Bir sivilce yok eder. Öyle birisi var. Öyle bir şey çıkmış ki. O sağların adamıymış meğer. Burası çürümüş ete dönüyormuş. Bir hastalık, bir yön, bir yüzü. Yani çürümüş et. Böyle bir hastalık. Yani hormon bozukluğu. Başka birisi yapma dedim, benle meşveret etti. Sakın fıtrata müdahale etme. Şu organım şöyle olsun diye hormonal şeylere tevessül etti. Şimdi durduramıyorlar. Ağlıyor. Hocam duayla. Ben sana duayı söylemiştim. Ya Badel Harabu Basra. Hormon bozuldu. Durduramıyorlar şimdi. Geçmişteki ahbapların ve menzillerin mururu zamanla harabergahlarını ağlamışlar. O vakit ehli dünyanın haline çok tacip ettim. Burası çok duygusal ya. Bir de şey yapayım. Geçmişteki ahbapların ve menzillerin mururu zamanla harabergahlarını ağlamışlar. Siz de köyünüze gittiğiniz zaman böyle çocukluğunuz geçmiş dedeler, hani evine giderdin dayı amca dediklerin var ya. Çoğusunun evi karla yıkılmış değil mi? İçine çökmüş veya içlerinde ot bitiyor. Senin doğduğun ev mesela yıkılmış falan. Ha öyle bir bak bakalım şimdi. O vakit ehli dünyanın haline çok tacip ettim. Nasıl kendilerini aldatıyorlar? Çünkü o vaziyet dünyanın tam fani olduğunu ve insanlar da içinde misafir bulunduğunu bilbedaha gösterdi. Ehli de hakikatın mütemadiyen dünya gaddardır, mekkardır, fenadır, aldanmayınız demeleri ne kadar doğru olduğunu gözümle gördüm. Çünkü ben vücudum itibariyle ihtiyarlık rikatinden iki gözümle ağlarken, yani hakikaten ne tuhaf değil mi? İnsanlar kendilerini nasıl aldatıyorlar ya? Yani git o büyüdüğün çocukluk evine bir bak bakalım. O köyünde veya senin o büyük amcalar, dayılar dediğin adamlar meydanda var mı? Mesela Ömer bilir, beni bilenler bilir. Benim doğduğum bir ev vardı. Tabii onlar kalkmış, başkaları başka ev yapmış. Hemen komşumuzda Ahmet dayı vardı rahmetli. Evi çökmüş, içinde ereti ve ot ve ağaç. Bu sene gittim, ağaç da büyümüş evin ortasında. O kadar acayip. Çünkü Ahmet dayı giderdik, su şey yapardı. Oralarda oynardım, içine giderdi. Elime bir şey tutuştururdu rahmetli, çocuktum. Yani insan onu gördükçe diyor ki nasıl kendini aldatıyorlar? Çünkü o vaziyet dünyanın tam fani olduğunu ve insanlar içinde misafir olduğunu bilbedahi gösteriyor. İki tane de okuyayım, keseyim. Dedi, madem dünya tahammül edilmez, sabır şikem, mukavemetsiz, yandırıcı fırkatlar var. İki tane de okuyorum, kesiyorum. Elbette mevt hayata racihtir. Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değildir. O vakit cihat-ı sitte denilen altı cihete nazar gezdirdim. Karanlıklı gördüm. O şiddetli tesirden gelen gaflet bana dünyayı korkunç, boş, hali başıma yıkılacak bir tarzda gösterdi. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir noktayı istimdat ararken ve ruhta ebede karşı uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir noktayı istimdat tarih ederken ve o hadsiz firak ve iftiraktan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gamla karşı teselli beklerken, Fatih bunu izah edeceksin. Bununla alakalı bir başıma geçen bir hatıra var Mehmet. Anlatayım onu Mehmet. Sana diyorum. Şimdi ders bitti ama başıma geçen bu olayla bir alakası olan bir mevzu anlatacağım. Şu bir cümleyi bir de okuyayım.
Rum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir nokta istimdat ararken ve ruhta ebede karşı uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir noktayı istimdat tarih ederken, bunlarla alakalı bir şey anlatayım. Ve dikkat ederseniz de ve bitti. Ama anlatayım. Bu cenaze münasebetiyle Rize'deydim. Trabzon Hava Limanı'ndan ben C koltuğundaydım. 9C. Yanımda 9B ve cam kenarında 9A duruyor. Ben bindim. Selam hemen verdim ve Kur'an'ımı açtım. Kur'an'ımı çünkü cüzümü okuyacaktım. Cüzümü dedim ki uçak işte herkes toparlanana kadar, kalkana kadar bir yarım saatte geçer. Samsun'a kadar gelirse ben hesap ettim. Yarım saat geçer. Bir buçuk saat yolda da bir saatte çakarım etrafa bir şey varsa. Öyle bir şey araştırma yaparız ki anlatılacak adam varsa anlatırız niyetimizle. Kur'an'ımı evet yarım saatte bitirdim. Yanımdaki biraz of pof çekiyor. Uçağın bayağı şey olması saat, gece saati olduğu için. Sonra Kur'an'ımı bitirdim. Koyunca hemen ben demeden o dedi. Allah kabul etsin dedi. Allah razı olsun teşekkür ediyorum dedi. Ne iş yapıyorsun? Değil mi? Ben dedi hem okuyorum dedi İstanbul Üniversitesi'nde. Hem de dedi bir Kur'an kursunda bir cemaatin bir Kur'an kursunda hocayım dedi. Ötekisi de camdan aşağıya bakan da aşağıya bakıyor. Ama anladım tabii aşağı bakarken kulağı bize bakıyor. Ondan sonra ne yapıyorsun, ne okuyorsunuz? Bir saydı neler okuduğuna dair, inanın. En az 10 tane, siz deyin 15 tane. Arapça temel kitapları okumuş. Tefsirinden fıkhına kadar. Sarfen, nâhiyleri zaten bilir. Dedi ki siz dedi anlıyor musunuz dedi Kur'an'ı dedi. İşte bana göre yetiyor, edecek kadar anlıyorum dedi. Ben şu kadar. Ama anlamak lazım dedi. Doğru söylüyorsun dedi. Ama benim yaptığım iş itibariyle o kadar inceliği bilmeye bana lazım değil. Ne iş yapıyorsun dedi. Ben tamirciyim dedi. Ha doğru dedi. Benim yaptığım işe göre inceliği değil. Kaba böyle ana manasıyla anlıyorum. Ondan sonra konuştuk. Ya şunu okudu da anlamak lazım deyince adam oradaki. Ya dedi ben diyor biraz konuştuklarınıza dedi kulak misafiri oldum. Bir şey sormak da istiyorum dedi. Çünkü böyle insanları bulmak çok zor olur dedi. Ona şey yapıyor. Sorabilir miyim dedi ona. Böyle sizin gibi bir insan. Meğer adam idealist, inkarcı. İnkarı mutlak bir adam. Marmara Üniversitesi'nde oradan kalmış. Bu tarafta, o öteki tarafta. Bu İstanbul Üniversitesi ama Marmara Üniversitesi. Felsefe bölümünde. Eğitim görevlisiymiş orada. İnkarı mutlak. İnkarcı değil. İnkarı mutlak. Dedi ki, ya dedi ben kulak misafiri oldum dedi. Böyle dedi kültürlü, bu kadar kitap okuyan, bu kadar şey yapan, ilim sahibi insanı bulmak çok zor olur. Hem yolumuz da var, müsaade edersen dedi bir soru sorabilir miyim dedi. Dedim ki, içimden tabii, ben tabii ona diyor tabii, muhatap o. Dedim burada olay olacak. Çünkü normal bir adama benzemiyor şimdi. Şimdi ortalık karışacak hakikaten. Öyle deyince biraz da sesini yükseltiyor zalim. Herkes duysun diye. Ona ben işim o ya. Böyle ben ders yaparken böyle bakıyorum. İnanır mısınız, zannediyor musunuz beni fark etmedi? Çoğunlukla çünkü artık işim kürsü mürsü olduğu için ve biraz da psikoloji şeyim olduğunda ilgimi çekiyor. İnanın mübalağasız aman hepinizin simasında farkındayım. Yani şey değil, Allah şöyle öyle bir şey. Baktım ki sesim herkese duyulsun diye sesini yükseltti adam. Dedim yani. Normal bir adama da benzemiyor. Suratı, haza bilmem ne. Dedi ki, ya dedi soruyorlar dedi. Yanlış anlama dedi. Benim sorum değil dedi. Soruyorlar dedi. Buyurun sorun dedi ama baktım rahatsız. Boşuna soruldu. Gidip de gelen mi var diyorlar diyor. Yanlış anlama benim sorum değil diyor tekrar böyle. Ama soruyorlar. Oysa zındığın kendi sorusudur. Dedi ki o 15 tane en az kitap yani saymadım ama saydıklarına göre tahminim onun üzerinde bir kitap okumuş.
dedi ki inanırsanız var olur dedi. İnanmazsanız siz için şey olmaz dedi. Çünkü inanmayana bir şey yapamaz dedi. Peygamber Aleyhisselam zaten dedi en yakın en güzel delilleri sunduğu halde dedi. Ebu Cehil yakınındakileri dedi iman etmedi falan. Niçin böyle iman etmeyenleri saymaya kalktı? İman edenler işte bir simaya bakarak olmuş falan. Tamam bunları sayıyor. Bir simaya baktı iman etti. Dedikleri doğru kısmen ama ona doğru değil. Dedi ki o bitti mi dedi. Herkes de dinliyor. Dedi ki bu kadar ciddi bir davaya dedi böyle dışarıda diyor halk arasında konuşulacak gibi diyor camide veya sağda solda konuşacak gibi bir cevap beni hiç tatmin etmedi dedi. Yani ben hiç memnun olmadım. Çünkü ispat değil dedi bu. Bu dedi kabullenmek. E tabi ben sana başta söyledim dedi. Kabul ederseniz vardır yoksa. Ama dedi böyle bir ciddi bir davaya böyle olmamalıydı deyince tabi bizi alakadar etti. Tamam. Aldım sazı elime. Dedim ki arkadaşımız dedim ciddi bir soru sordu. Benim de ilgimi çekti dedim. Benim daha önce de dedim. Eski de hayatımda da ilgimi çekerdi. Dünce ben zaten hiç kale almadım. Bedevi bir adam. Küllahlı kafasında Kur'an okumuş. Bu adam 10 tane kitap okumuş. Kültürlü bayağı şey yapmış. E bu zaten hiç kale almadı beni felsefeci de onu. İlk. Beni de alakadar ettiği için ben de ahirete inandığımdan dolayı benim de cevap vermek zorunda kaldım dedim. Buyurun dedi. Ama dedim şartım var. Şimdi dedim müzakerede ya konuşuyoruz dedi müzakere etmiyoruz dedi. Yok müzakere olur mu dedi. Ya konuşmak ama ciddi bir ilmi bir seviye istedin sen. İlmi istiyorsan ilmi bir zemin olacak. Tamam dedi. Çok güzel dedi bak sevdim dedi. Ben dedim 3 dakika konuşurken siz 3 dakika susacaksınız. Siz de öyle yapın ha. Çünkü baktı ki cevap veriyor, etraf istifade ediyor, kuş gibi daldan dala atlarlar. Yani cevap vermeni istemez de. Baktı biliyor cevabını. Cevabını biliyor. Daldan dala atlarlar ta ki istifade etmesinler diye. Dedim ben 3 dakika konuşurken siz susacaksınız, siz 3 dakika konuşun, ben susacağım. Ama bu arada konuşma arasında sorunuz oluyorsa, isterseniz kaleminiz yoksa benim kalem olur. Kalem kağıt yok, gerek yok. Ama 3 dakika konuşurken lütfen girmeyeceksin. Sen de konuşurken ben girmeyeceğim. Tamam? Tamam. Girdik malum haşir şeyine girdik. Fıtratlan böyle. Girdik. Konuşma ortasında ne dedi biliyor musun? Lütfen dedi biraz dedi kısa sesli, kısık sesle konuşsanız dedi. Etraf rahatsız oluyor dedi. Tamam? Dedim beyefendi siz dedim soruyu herkes duyacak, işitecek gibi ifade ettiniz. Ben de dedim bu soru işitildiğine göre herkes cevabını duyacak şekilde konuşmam lazım. Deyince arka koltuktan o açık saçık böyle sokağa bakınca böyle bu bilmem şırlıklı diyeceğin kadın yani kim sakın ha, karar vermeyeceksin kafayı soktu. Hayır gayet memnun oluyoruz dedi. Beyefendi çok güzel örnekler veriyor dedi. Devam et. Neyse şu örnekte adam çok etkilenmiş. Çünkü ondan sonra Berat gecesi oldu. Berat gecesinde bana bir mail atıyor. Diyor ki ben uçaktaki o arkadaş dedi. Sizin o diyor onda 3 dakika dedik ama yarım saati geç tabii. O uçak inene kadar ya. Yani. Ama herkes dinliyor. O seyahatimizde konuşmanız için de hepsi mantıksal, mantıklı ve orijinal. Hele dedi şu örneğiniz beni aynı şöyle diyor inanın. Beni ahiretin olabilecek ihtimalini verdi diyor. O örneği söyleyeyim mi size? Söyle. Bir sürü şey söyledim. Bir sürü şeyler söyledim ama onlar için de şöyle. Dedim ki bir insana annene meğer annesi vefat etmiş. Meğer tam can damarına basmışız. Şimdi annene telefon etsen veya annenle sohbet ettiğiniz bir aile ortamında kameraya çekseler zamanında. Sen de gençsin. O yapıyı. Sonra annem vefat etti. Öyle demişti. Allah rahmet etsin deyince amin dedi ya. Böyle acayip bir de yumuşadı. Zaten yarım saat öne konuştuk bir saat. Şimdi o şeyde o ortamı geçmişe ait bir ortamı bilgisayarda seyretsen etkilenir misin dedim. E tabii ki etkilenirsin dedim. Hiç ses yapmıyor. Ben cevap veriyorum. Etkilenirsin.
Yani o ortam. Ama ben seyretsem ben hiç etkilenmem. Çünkü ben bu olayın uzağıyım ve içinde değilim. Ama sen etkilenirsin. O ortam kadar etkilenmesen bile seni oraya taşır. Öyle mi? Evet. Seni kurtar, kendini kurtaramazsın. Veya ikinci soru, şeyi örneğin. Birisine cep telefonu ediyorsun. Alo annenizi. Annenizin sesini duyduğunuz halde. Anne senin sesini duydum ama onaylamak istiyorum. Acaba sen var mısın der misin? Abi siz der misiniz? Konuştuğun birisiyle benle konuş. Abi ben seninle konuşuyorum ama acaba sen var mısın? Onaylamak istiyorum. Senden şüpheleniyorum. Böyle olmaz dedim yani. Tamam. Bir sesle bir insanın varlığına kesin intikal ediyorsa o vardır. Niçin? Konuşmak hayat ile olur. Hayatın alametidir. Değil mi? Konuşmak. Bilmek hayat. Hayatın alametidir. Görmek dirilik emaresi. İşitmek dirilere mahsus. İrade hayat ile olur. İhtiyari iktidar hayatın hakikatıdır. Tekelüm ise diri hayatlıların işidir. Tekelüm. İşte bir telefonla o zat hakkında şüphe etmezsen. Çünkü bu ahizeden çıkan sesin ondan olduğunu biliyorsun. Ahizeye bakıyorsun ama bilirsin ki o kişinin burada sesle ifadelenişidir. Yön neresi olursa olsun, batıdan doğudan. O kişinin sesinin burada olması bir ses. Onun vücudu hakkında hiçbir şüphen yoktur. Aynen bu telefon cihazı gibi bu cesette bulunan ruh ahizesinde beka sesi, ebed arzusu, bir anda her yerde olma isteği ki bütün istek ve arzular ahiretin sana ses vermesi değil midir? Sendeki beka arzusu faninin sesi olabilir mi? Sendeki bir anda her yerde olma isteği var mı arkadaşlar sizde de? Acaba bende mi var? Orada da dedim. Hepimizde var mı deyince kadın fırladı. Yok yok hepimizde var diyor. Acaba tesadüf olsa birkaç kişi isabet eder. Bir anda her yerde olma isteği ruh cihazında, telefonda bu ifade ediliyorsa acaba o ifade edilen o özelliğin kaynağı hakkında şüphe edilir mi? Yani balığın sesini balığın kokusunu aldıktan sonra balık hakkında şüphe edilir mi? Bizdeki ifade edilen o manaların kaynağının zıttını düşünmek mantık dışı değil midir? Yani bendeki beka arzusu faniden geliyor. Her yerde olma isteği var hepimizde. Bir anda her yerde olma arzusu var. Bizdeki o özellik pirinçten gelmiştir, bulgurdan gelmiştir diyebilir miyiz? Bu özellikler oradan geldiğimizi göstermiyor mu? Gidip de gelen mi var? Sen gelmişsin. Bedensel itibariyle dünyadan gelmişsin ama ruhsal yapı itibariyle neler istiyorsan oradan gelmişsin. Ben sana kuru dayatmıyorum oradan geldin. Ruhsal itibariyle neler istiyorsan kaynağıyla alakalısın. Sesi mesela cep telefonu bir ileri seviyesine götürelim. Sesten hariç 3G'ye geçsen, görüntüsünü görsen daha ondan şüphe eder misin? Değil mi? Ki bir sestir, bir kulak duygusu. Ama görmedin. Peki anne karnından biz gelmedik mi? Anne karnından kendisini o süreçten ta buraya kadar gelen gören var mı? Geldiğini gören var mı? Hangimiz anne karnındaki sürecimizi hatırlıyoruz? Hatırlayan var mı? Peki oradan geldiğimize şüphe olan var mı? Niçin kabul ediyoruz? Aklen öyle olması lazım. Görmesen bile. Öyledir. Çünkü umumi bir caddedir. Peki aklen öyle olmasını intikal ediyoruz. Çünkü süreç böyle. Aklen ve bir kulak ses duygu, işitme duygusuyla sesten ses kaynağını inkar etmezsek duygudan daha ileri olan emel, arzu, fıtrat, istek,
sıfatlar, istidat ve kabiliyetler hep bekayı gösterirken bu göstergelerin kaynağını inkar etmek kadar mantıksız bir şey olur. Aynı şuna benzer. Dediğimiz üç. Anne kanında 300 kabul edelim. 3 tane çocuk veya 400. 3 tane çocuktan bir tanesi yarım saat önce çıktı gitti. İçi dışarıdaki telefon ediyor. Aa kardeşlerim, ben abiyim sizden yarım saat önce. Burada güneşler var, kelebekler var, efendim elmal var, armut var, dağlar var, tepeler var, insanlar var. Acayip, bildiğiniz gibi değil. Yürüme var, koşmalar var, görmeler var, işitmeler var. İçerideki nedir? Ulan kafa yedi ya. Manyağın birisi ya. Niye? Ötekisi diyor ki doğru söyledim. Buradan aşağıya gitti. Allah bilir nereye vurdu kafasını. Şimdi ikisi ne der? Ulan buradan aşağı gitti. Vallahi bir tuhaflaştı ya o. Aynen o gidiş süreci gibi kabirden kabire ne diyoruz? Vallahi buradan aşağı bir adam gitti. Nereye gitti? Öyle değil mi aynı? Şekil itibariyle de öyle. Buradan bir adam gitti. Ha 300'den bir tanesi aşağı doğru birisi gitti. Bakın dinliyorlar hepsi de. Şimdi dışarıdaki ne kadar gerçekçi, içerideki ne kadar kendi zanlarına hapis. Çünkü blok etmiş. Acaba olabilir demiyor. Çünkü bir şey bir yere gitmişse gitmesiyle gittiği yerin en güzel delilidir. Eğer gittiği yer yoksa gidemezdi. Gitmişse orası vardır. Ama sen ne isim koyarsan koy. İster hiçlik de ister varlık de. Başladık. İşte bu misalden fıtratın şehadetiyle dedi ki aslında şöyle dedi. Ahiretin olma ihtimaline gel. Ahiretin olma ihtimali var diyor. Aslında bu adam bana la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyecek hali yok. Aslında gitti işi bitti. Belki de demiş. Demiştir. Küfrü mutlaktan küfrü meşkuka gitti ve sizce mübarek olan berat kandilinizi tebrik eder. O verdiğiniz örnekle ahiretin olma ihtimaline değer verdiğimi belirtmek isterim dedi. Tabii. Kaçta 34 civarı diyebilirim yani tam bilmiyordum. Sizin yalnız bir şeyiniz. Ha şimdi size şunu neticeyi söyleyeyim ondan sonra alacağım sorunu. 15 tane okuma kitap bir işe yaramadı. Uçakta yaramadıysa kabirde zor yarar. Bak ama bir sözler okusaydı hem kendisi o hale düşmezdi, hem kendi şahsında İslam zelil olmazdı, hem kendi şahsında etraftaki iman edenlerin imanının rencideye vesile olmazdı. Sekizi söz okusaydı. Anladın mı? Yani biz sözleri okusaydı, 10. sözü okusaydı, 29. sözden söyledim bak. Bu söylediğim şey var ya, bir ses, bir sesle ses kaynağını inkar etmiyorsun. 29. sözün 3. medarını söyledim. Fıtratın şahadeti reddedilmez diyor. Fıtrat ne istiyorsa istemesi onun aslında kaynağının ifadesi delilidir. Balığın kokusu balığa işaret ettiği gibi. O 3. medar, tamam mı? 522 mi 518. sayfada mı? 29. sözün 3. medarı. Fıtratın şahadetiyle ahiretin ispatı. Onu kullandım. O anda Allah onu verdi. Tamam. O topraktan, gübreden Allah elma yaratıyor. Kör maddelerden sana göz yaratmış. O misaller hariç. Adamı bu etkilemiş. Demek ki kimin şeyi varsa bilmiyorum. Demek ki 15 kitap okuyacağına bunu okusaydın. Ne ben size yalan söylemiyorum. Bu böyle. Yok, dinliğine etkilenmişsiniz. Efendim? Dinliğine siz etkilenmişsiniz. Bana anlattı. Dedi ki ben dedi ateistim. Efendim ben dedim. Ama bir Fatiha'yı çekelim. Ondan sonra onu dinleyelim. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha.